4. sınıf çalışma soruları kitabı. Uzunluk ölçme. Birinci sorumuzdan başlayalım. Zeynep Hülya'dan kaç metre fazla yol yürümüştür? Baktığımız zaman 200 metre uzunluğundaki bir yürüyüş yolunu Hülya 7 defa. 200 çarpı 7. O da 0 0 14 yapar 1400. Zeynep ise 12 defa. 200 çarpı 12 çarptığımız zaman 0 0 4 0 0 2 topladığımız zaman 0 0 4 2 2400 1400 çıkardığımız zaman aradaki farkı soruyor. 1000'dir cevabımız. Bin. Bir daha okuyayım. 200 metre uzunluğu yürüyüşünü 7 defa. Evet. Pelin, annesi ve kardeşi elbise diktirmek için kumaş almışlardır. Pelin'in kumaşı annesininkinden 50 santimetre kısa. Pelin, anne, kardeş, kar yazayım. Kardeşininkinden 45 santimetre uzundur. Annesi verilen önce yazmamız lazım. 275 santimetre kumaş aldığına göre üçünün toplamını soruyor. Şimdi Pelin'in kumaşı annesininkinden 50 santimetre kısa. 275 eksi 50 o da Pelin'in kumaşı 225 yapar çıkardığımız zaman. Kardeşininkinden 45 santimetre uzun. Kardeşininki 225'ten 45 daha azdır. Uzun olması için Pelin'inki. Yani 225'ten de 45 daha çıkardığımız zaman kardeşininkini bulacağız. O da 180 yapar. Üçünün toplamını soruyor. 275, 225 ve 180'i toplamamız gerekiyor. Topladığımız zaman 10'un 0 elde var 1, 18 elde var 1, 680 yapıyor. Bir karşı 20 santimetre olan Ebru, uzunluğu 2 metre olan bir masayı kaç karşıda ölçer? 2 metre kaç santimetre yapıyor? 200 santimetre yapar. 200 santimetreyi böleceğiz. Karşının uzunluğuna yani 20'ye sıfırlar karşılıklı gider. 20'nin içinde kaç tane 2 var? 10 tane 2 var. Cevabımız B'dir. Efe uçurtmasına 500 santimetre bir ip taktı. Fakat ipin çok uzun olduğunu görünce ipi 1000 milimetre kadar kısalttı. Buna göre Efe'nin uçurtmasının ipi kaç santimetre olmuştur? 500 santimetreymiş. 1000 milimetre kısaltmış. Yani 1000 milimetre ne yapıyor? Kaç santim yapıyor? Bulmak için 1 0 siliyorduk. O da 100 santimetre yapar. 500'müş, 100 kısaltmış, 400 kalmıştır. 5. sorumuz Ayten şekildeki yolun K noktasından yürümeye başlayıp M noktasına geldiğinde K noktasından yürüyor. M noktasına geldiğinde anahtarını düşürdüğünü fark ediyor. Geriye doğru yürüyerek L noktasında bulduktan sonra L noktasına geliyor. Sonra tekrar M noktasına dönüyor. Bu hareketi yapıyor. Buna göre Ayten toplam ne kadar yürümüştür? Her iki kutucuğun arası 40 metreymiş. Önce kaç kutucuk yol yürümüş? 40 ile çarpacağız bulduktan sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geri geliyor 21, 22, 23, 24, 25. Sonra tekrar geri gidiyor 26, 27, 28, 29, 30.
30 çarpı 40 diyoruz. 0, 0, 0. Topladığımız zaman 1200 metre yapıyor. 1200 metre ise kilometreye çevirdiğim zaman 1 kilometre 200 metre yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Bir adımın uzunluğu 50 santimetre olan Nurşen 450 metrelik yolu kaç adımda gider? 450 metre kaç santimetre yapar? 450 çarpı 100, yani 2 sıfır ekliyoruz. 450 sıfırlar eklediğimiz zaman 45.000 yapıyor. Onu da ne yapıyoruz? 50 santimetreye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman böyle kısa yoldan bölme yapıyorum. Sıfırlar karşılıklı gitti. Şimdi burada iki tane sıfır var. Eşittir diyorum. İki sıfırımızı koyuyoruz sona. Ve 45'in içinde kaç tane 5 var? 9 tane. O halde cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 4 metre 360 değil 36 santimetre olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Ha pardon, milimetre demiş. Bir saniye. Silelim bunu. Silemedik. Silelim. 4 metre doğru. 36 santimetre, 36 santimetre de 0 koyarak 360 milimetre yapar. Doğru. Buraya baktığımız zaman milimetreyi öncelikle santimetreye çevirelim. Sıfırı sildiğimiz zaman santimetreye çevrildi. Şimdi buraya baktığımız zaman bu 12 metre 40 santimetre kalacak geriye. Yani B seçeneğimiz yanlıştır. 2 metre uzunluğundaki bir tahta çubuğun 5'te 2'si kesilip atılıyor. Kalan çubuk 2 eş parçaya bölündüğünde parçalardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? 2 metre eşittir 200 santimetredir. 200 santimetreyi ne yapacağız? 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. 200'ü 5'e böldüğümüz zaman 200'ü 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 40 yapar. 40'ı da 2 ile çarptığımız zaman 80 yapar. Şimdi kalan parça 80. Kesilip atılıyor. Pardon. 80'i atılıyor. 200'ün 80'i atıldı. Geriye 120 kaldı. 120 de 2 eş parçaya bölünüyor. 120 2 eş parçaya bölünüyor. 60 kalıyor. Birisi 2 eş parçaya bölündüğünde parçalardan birinin uzunluğu. Birinin uzunluğu 60'tır. 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki Kerem'in boyunun tam olarak ölçülebilmesi için 30 santimetrelik cetvel kaç kez kullanılmalı? 1 metre 100 santimetre yapar. Artı 70 santimetre daha 170 yapar. 30'a böldüğümüz zaman 5 defa var. O da 150 yapar. Çıkardığımız zaman 0, 2, 0. Şimdi 5 kez 30'u kullandık. Bir de 20 için kullanıyoruz 30 santimlik cetveli. 5 burada, bir de burada 6 kez kullanmış olacağız. 2 metre 2 santimetre uzunluğundaki bir kumaş yıkanınca 50 santim, 50 milimetre kısalıyor. 50 milimetre 5 santimetre yapar. Kumaşın yıkandıktan sonra uzunluğu kaç santimetredir? 2 metre 200 yapar. 2 santimetre de burada 202. 5 santimetre kısaldı. 197 yapacaktır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 3 metre 23 santimetre doğru.
6 metre 600 yapar. 3 santimetre de bulur. Tabii 603 yapar. 7 71 santimetre yapar burası. Geriye de 5 milimetre kalır. Cevabımız C, yanlış yapılmıştır. Cemil birinci gün 5 kilometre 210 metre. İkinci gün ise birinci günden 370 daha fazla, daha az yol yürümüştür. Buna göre 2 günde toplam kaç metre yol yürümüştür? Birinci gün 5000 metre yapar. 5210 da burada var. 5210. İkinci gün ise 370 daha az yürümüştür. 370'i çıkartalım. İkinci günü bulalım. 0, 4, burada 1 kalır. İkinci gün 480, 4840. Birinci gün 5210 yürümüş. Toplam 0, 5, 0, 10.050 metre yol yürümüştür. 1 metre boyundaki bir fidanın dikildikten bir sene sonraki boyu 2800 milimetre oluyor. Buna göre fidanın boyu bir senede kaç santimetre uzamıştır? Milimetreyi santimetreye çevirmek için bir sıfır siliyoruz. 1 metre boyundaymış. 1 metre ise 100 santimetre yapar. 280 olmuş. Aradaki farkı buluyoruz. 0, 8, 1. 180 santimetre uzamıştır. 14. sorumuz. Bir mağaza çalışanı paketlenen hediyelik eşyaların her birini 25 santimetrelik kurdeleyle süslemektedir. Bu mağaza çalışanı her bir saatte 30 paket kurdeleyi süslediğine göre 4 saatte süslediği paketler için kaç metre kumaş kullanmıştır? 1 saatte 30 paket, 4 saatte 4 tane 30 paket süsleyecek. O da 120 paket yapar. 120 tane paket için her biri 25 santimetrelik kumaş kullanmış. 120 tane 25 santimetre ne yapıyor? Çarpıyoruz. 0, onun 0'ı elde var. 1, 5, 1 de elde 6, 0, 4, 2. Topladığımız zaman 0, 0, 0, 3 yapıyor. Santimetre. Bunu metreye çevirmek için ne yapıyoruz? 2 sıfır siliyoruz. 30 metre kurdele kullanmıştır. Bir atletizm pistinin çevresi 400 metredir. Bu pistte yapılan 5000 metrelik yarışa katılan atletlerden birinci olan sonuncu olandan 3 tam tur önde yarışı tamamlıyor. Birinci olan atlet yarışı tamamladığında sonuncu olan atlet kaç metre koşmuş olur? Birinci 3 tam tur önde tamamlıyor. Yani bir tur 400 metre, 3 tur ne yapar? 1200 yapar. 5000 metrelik yarıştan 1200 metre hala gerideymiş. Çıkardığımız zaman ne kadar koştuğunu bulmuş olacağız. 0 0 3800 metre koşmuş. Hala 1200 metresi var demek. Santimetre uzunluğundaki bir ip 25 eş parçaya ayrılmış diyor. Daha sonra bu eş bölmelerin her biri yine eşit uzunlukta 3 bölmeye ayrılarak görseldeki gibi sırasıyla kırmızı, mavi ve sarıya boyanmıştır. Buna göre sarıya boyalı bölmelerin uzunlukları toplamı kaç milimetredir demiş. 600 santimetre 25 eş parçaya bölünmüş. 600'ü bölüyoruz 25'e. 24 yapar. Daha sonra
Yani 24 tane şundan var. Şu şekilde. Yani 24 tane sarı renk var. Böyle. Onu aklımızda bir tutalım. Ne diyor? Daha sonra hayır, burası iyi, pardon. 25 tane bundan var. Her birinin uzunluğu 24'müş. Yani şu 3 rengin uzunluğu 24 santimetre. Ama bunlar da, bu bölümlerden de 25 tane var. 25 eş parçaya ayrıldı ya. Şimdi ne diyor? Daha sonra eş bölmelerin her biri yine eşit uzunlukta 3 bölmeye ayrıldı. 24'ü de böldük 3'e. Şundan her biri 8, 8, 8 diye gidiyor. Sarıya boyalı bölmelerin uzunlukları toplamı diyoruz. 25 eş parça, her birinde bir tane 8 var sarı olarak düşünürsek. 25 çarpı 8 çarptığımız zaman o da 200 yapar. Ama 200 santimetre, 1 metreye çevirmek için bir sıfır koyuyoruz. O da 2000 yapıyor. Görseldeki masanın üstünde her birinin kalınlığı 15 milimetre olan 6 kitap üst üste konulmuştur. Ve bu kitapların üzerinde de bir kalemlik yerleştirilmiştir diyor. Masanın yerden yüksekliği 60 santimetre olduğuna göre kalemliğin tabanının yerden yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi kaç tane kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kitap var. Her biri 15'miş. 6 tane 15 ne yapar? Çarptığımız zaman elde var 3, 90 yapar. Şimdi 90 milimetre. Bunu santimetreye çevirmek için bir sıfır siliyoruz. 9 santimetre. Yani şurası 9 santimetreymiş. 60 burası, 9 da burası, 69 yaptı. Cevabımız A seçeneği.